İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan topraklarında bulunan Narman Perileri ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Lahey Şarap Festivali'ne katıldı. Amerikan Yatırım Bankası 2019'da Türkiye için %2,5 oranında ekonomik düşüş tahmin etti. Reuters, Ankara S-400 hava savunma sisteminin alımını erteleyebilir. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la olan gerginliğini sürdürmemesi çağrısında bulundu. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde Dünya Müzeler Günü 18 Mayıs'ta kutlanacak ve 100'den fazla müzeye giriş ücretsiz olacak. Konifa Artsakh Organizasyon Komitesi fotoğraf yarışması düzenliyor. Batı Ermenistan'ın başkenti Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan ve Periler Diyarı diye adlandırılan Narman peri bacaları rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor. Bunlar toplam 62 kilometre uzunluğundaki 3 vadide yer almaktadır. Narman perileri neojen yani üst miyosen döneminde kum taşları ile çakıl taşlarının kaynaşmasından oluşmuştur. Kırmızı rengi demirin oksitlenmesinden kaynaklanır. Bu vadi kanyonlara benzer. 13 Mayıs'ta Lahey'deki Crown Plaza Gezinti adlı otel kompleksinde Diplomat Dergisi tarafından düzenlenen yıllık Diplomat Şarapları Fantazi Festivali'ne Ermenistan Cumhuriyeti Kraliyet İçecekleri Grubu tarafından ithal edilen Ermeni şarap, konyak ve vodka ürünleriyle ilk defa katılıyor. Şarap Festivali'ne katılan Hollanda Krallığı'nın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dikran Balayan, Kraliyet İçecekleri Grubu'na Ermeni pavyonunun mükemmel dizaynı ve çok çeşitli Ermeni ürünlerinin sunumu için teşekkür etti. Amerikan Yatırım Bankası Goldman Sachs'in ekonomistleri 10 Mayıs'ta yayınlanan raporlarında Türkiye için olumsuz tahminlerde bulundu. Raporda ulusal para birimi olan TL'nin değer kaybetmesinin kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi. Uzmanlara göre Türkiye ekonomisindeki düşüş oranı 2019'da %1,5'ten %2,5'e düştü. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz gerilimi yaratan Rus S-400 hava savunma sistemleri sorunu müzakere konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin S-400 satın alma anlaşmasıyla ilgili çıkmazdan kurtulma müzakereleri sürüyor. Reuters'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine Türkiye, S-400 uçak savar füze sistemlerinin satın alınmasını ertelemeyi kabul etti. Daha öncesinde Türk yetkililer Rusya'dan S-400 uçak savar füze sisteminin Temmuz 2019'da teslim edileceğini bildirmişti. İnternette dolaşan bazı bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den 2020 yılına kadar işlemin ertelenmesini istedi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne S-400 ve F-35'in risklerinin değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasını önerdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu teklifi reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova ziyaretini son anda iptal etti ve Büyük Britanya, Fransa ve Almanya'daki meslektaşlarıyla görüşmek ve İran meselesini tartışmak üzere Brüksel'de bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in İran'ın gelecekte nükleer silah bulundurmaması için hala geçerli olan nükleer bir anlaşmanın bulunduğunu belirtti ve kendi güvenlikleri açısından bunun gerekli olduğunu düşünüyor dedi. Maas'ın sözlerine göre Almanya bölgedeki gerginlikten rahatsızlık duyduğunu ve askeri gerginlik istemediğini vurgulamak için Pompeo ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği diplomasi lideri Federica Mogherini, anlaşmazlık ve tırmanışı önlemenin tek ve en iyi yolu olarak diyaloğa duyulan ihtiyacı vurguladı ve nükleer anlaşmanın ve onun tam olarak uygulanması için İran'ı desteklemeye devam ediyoruz vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre 18 Mayıs'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlanacak ve tüm Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği düzenlenecek. 100'den fazla müze dahil olmak üzere bu sene bu etkinliğin Ermenistan Cumhuriyeti'nde 16.sı, Artsakh Cumhuriyeti'nde ise 7.sı düzenlenecek. Uluslararası Müze Günü toplumumuzun en çok beklediği bayramlardan biridir. Her zamanki gibi bu yılda Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerindeki müzeler, koleksiyonlar ve tarihi zengin kültürel miras hakkında yeni sayfalar keşfetmek üzere ziyaretçilere çeşitli programlar sunacak.
18 Mayıs günü 11-24 saatleri arasında yüzden fazla Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerindeki müzelere girişler ücretsiz olacak. 18 Mayıs'ta Yerevan metrosu gece saat 1'e kadar çalışacak. O gün düzenlenecek olan etkinliklerin listesi Kültür Bakanlığı web sitesinde sunulmaktadır. Konife Artsakh Organize Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Konife Artsakh Organize Komitesi bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Fotoğraf göndermek isteyenler 22 Mayıs'a kadar belirtilen adreslere gönderebilirler. Fotoğraflarınızda sizin bakış açınızda Artsakh futbolu konusu olması gerekmektedir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi sizleri Van Etnografik Topluluğu'yla baş başa bırakıyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.